Herkese selamlar. Yeni bir gün, yeni bir video. Bugünkü video da güzel. Çok güzel hem de. Evden az önce çıktım. Hastaneye doğru gidiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, merak etmeyin. Sıkıntılı bir durum yok. Omuzum sakatlanmıştı. Geçen videoların bir tanesinde söylemiştim. Ağırlık kaldırıyorum. Tayland'a gitmiştim. Bant aldım. Bu spor bantları var ya. Neyse sağa sola çekiyorum. Sağa sola çekeyim derken ben bu kolumu zedeledim. Ondan sonra çok fazla üzerine düşmedim. Yine şeye gidiyorum, bu gym, fitness salonuna gidiyorum. Orada takılıyorum ama ağrı devam ediyor. Neyse ben orada tabii hiç sallamadan kastırdım kendimi. Daha sonra bu sakatlık biraz da arttı. Neyse sonra fizik terapiye falan biraz gittim. Ondan sonra dedim ki ya ben doktora gideceğim. Doktora soracağım, dayı diyeceğim. Bir bak bakalım şu an ne oldu bizim kola diyeceğim. Ondan sonra diyeceğim işte, duyuyorum zaten şu anda. O muhabbeti ben de konuya çevirdim. Dedim ki madem doktora gidiyorum, Tayvan'da dedim neler oluyor, sağlık hizmetleri nasıl, sağlık sigortası hakkında güzel bir içerik yapayım. Hem evden çıkayım, böyle hastaneye doğru yürürken, çok da yakın zaten bizim mahallede hastane, çok da şanslıyız. Güzel bir video hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Hikaye bu. Şimdi bu sağlık hizmetleri konusu aslında çok kişinin merak ettiği bir konu. Hep böyle soruluyor, nasıl orada sağlık hizmetleri. Hatta bazı yurt dışındaki arkadaşlar da merak ediyorlar. İşte diyorlar Almanya'da böyle, Fransa'da böyle, sizde nasıl? O yüzden yurt dışında yaşayan arkadaşlardan özellikle rica ediyorum. Siz de benim bu videomu izledikten sonra lütfen kendi ülkenizde, yaşadığınız memlekette sağlık hizmetleri, sağlık sigortası nasıl? Özel, özel değil ama bakın bunu özel olarak söylemiyorum. Bu devletin sağladığı sağlık hizmeti, o çok önemli. Bu nasıl? Sizler de yorumlarınızda yazın. Diğer arkadaşlar, merak eden arkadaşlar sizlerin yorumlarınızdan da mesela atıyorum Almanya'yı öğrenir, Fransa'yı öğrenir, İtalya'yı öğrenir, Amerika'yı öğrenir. Herkes kendi yaşadığı yeri yazarsa, ki Türkiye'deki arkadaşlar da dahil, herkes yazsın neler oluyor. Biz de oradan takip edelim. Ben de yeni şeyler öğreneyim. Bir de çok uzun zamandır Türkiye'de olmadığım için ve Türkiye'de doktora falan da gitmediğim için o yüzden Türkiye'deki durumu tam olarak bilemiyorum. Son zamanlarda değişti diyorlar. İşte şehir hastaneleri var. Haberlerde duyduklarımı söylüyorum. Sizler de yazın bakalım. Nerelerde nasıl hizmetler var? Kimlerin ki daha iyi veya eksikler nelerdir? Bunları da yazın ki bu video daha da böyle bir zenginleşsin, anlamlı olsun. Neyse. Yine ben böyle rezidanslar sokağından bizim hastaneye doğru gidiyorum. Böyle biraz da ortamı göstereyim. Bu arkada hep rezidanslar var. Çünkü şurası park. Şu arka tarafı park. Orada rezidanslar kapmış o alanları. Öyle bir mekan oluşmuş. Tayvan sağlık hizmetleri. Güzel, Tayvan'da sağlık hizmetleri. İyi. Yani herkesin, özellikle Tayvan'a gelen yabancıların çok memnun olduğu konuların başında geliyor. Tayvan'da sağlık hizmetleri bir kartla veriyor arkadaşlar. Bir kartınız olmak zorunda. Bu karta Cembauka deniyor. Cembauka aslında tam ismi şu. Chemin Cembauka. Ulusal Sağlık Sigorta Kartı. İngilizcesi National Health Insurance. Hatta kısaltma olarak NHI diye yazılır. Bu kart insanların hayatını değiştiriyor. Tabii kimse bu karta muhtaç olmak istemiyor. Çünkü kimse hastalanmak istemiyor mantık olarak. Ama hastalandığınız zaman bu kart sizi bir şekilde koruyor ve hayatınızı kurtaracak seviyelerde hizmette veriyor. Ama tabii ben bu videoda sadece o kartı anlatmayacağım. Biraz da geçmişten bahsedeceğim. Bu sağlık hizmetleri Tayvan'da aslında en eski gerçek anlamda, batılı anlamda sağlık sigortası diyelim. Sağlık hizmeti diye aslında. O zaman tabii sigorta yok. 1895'e gideceğiz. Japonlar tarafından sağlanıyor. Japonlar, hep anlatmıştım daha önce Tayvan ile Japonya arasındaki bu ilişkiyi. 1895 senesinde hani Çin'le savaşan Japonya savaş ganimeti olarak Tayvan'ı alıyor ya. O zaman diyor ki biz tamam Tayvan'ı aldık. Bizim bundan sonra kendi toprağımız. Buraya sağlık hizmetlerini götürüyor. İşte bu 1895 senesinde Tayvan ilk defa batılı anlamda sağlık hizmetlerini Japonlardan öğreniyor. O ana kadar hep Çin tıbbı var. Biliyorsunuz Chinese Medicine diye geçer İngilizce'de. Çincesi Zhongyao. Zhongyao derler işte bu Çin tıbbı. Çin tıbbı nedir? Daha geleneksel yöntemlerle tedavi ediliyor ve onların kullanmış olduğu ilaçlar Batı tıbbındaki gibi daha böyle kimyasaldan ziyade ottan, bazı işte kemiklerden, o tarz doğal ürünlerden yapılan ilaçlar ve hala var Tayvan'da
Chinese Medicine, onların hastaneleri var, onların eczaneleri var. Mesela eşimin karnı ağrıyor, herhangi bir sıkıntısı oluyor, Çin tıbbına başvuruyor. Böyle poşetlerin içerisinde ilaç veriyorlar, toz gibi, sanki bir şeyde öğütmüşler. O tarz bir ilaçları var, kuru bir tadı var. Hani şey deriz ya, ağaç kabuğunu falan böyle bir ezersiniz, böyle dümdüz edersiniz. Öyle bir ilaca benziyor. Bu Çin tıbbı ilaçları Tayvan'da çok kabul görüyor. Onların ilaçları böyle poşetlerde veriliyor. Poşetlerin içerisinde kahverengi gibi ilaçlar oluyor. Biraz daha kuru tadı var. Biz pek alışık değiliz. Ama aslında bunlar daha doğal yapılıyor diye tahmin ediyorum. Veya öyle biliyorum. Çünkü Batı tıbbında olay tamamıyla o kimyasalları bir araya getirmek. Ama Çin tıbbında farklı farklı otlar, börtüler, bilmem neler. Böcek diyeceğim ama böcek kullanmıyorlardı. Belki çok eski çağlarda vardır ama şu anda öyle bir şey yok. Ama böyle şeylerden yapılıyor ya, bitkilerden yapılıyor. O tarz bir onun da mantalitesi var, felsefesi var, o ayrı bir şey. Neyse, onlar hazırlanıyor, insanlara veriliyor ve insanlar bunu içiyorlar. Hatta içtikten sonra yanında da suyla eşlik ediyorsun, böyle o böyle o zaman pişt, kayıp gidiyor. Ne demiştik, 1895'e kadar evet hep bu tarz bir Çin tıbbı var. Tabii o zaman daha da böyle geleneksel, belki gerçekten de o zamanın şartlarıyla börtü böcek kullanılıyordur. Şu anda öyle bir şey yok. Hatta vardır ya böyle uzak doğuda falan şey derler. Hani kaplan penisini yedi, Çinliler için söylüyorum. Tayvan'da şu anda öyle bir durum yok da Çin'de hala var. Adam kaplumbağanın bilmem ne yeresini yemek istiyor. İşte köpek balığının gözü, sallıyorum. Hani böyle garip grup şeyler bulup atıyor ağzına, diyor ki bana diyor bu enerji verecek. Hani gergedan boynuzları falan var ya, orada toz haline getiriyorlar. Böyle Çin'de kaçak hayvancılık falan da çok fazla bu Çin tıbbı yüzünden. Adam kafayı yemiş. Diyor ki bana diyor kaplumbağanın pipisini getir. Herif kaplumbağanın pipisini yiyor, ondan sonra pipi gibi oluyor. Yani böyle garip garip şeyler var. Neyse, şimdi bizim konumuz bu Batı tıbbına geçeceğiz yavaş yavaş. Hastaneye gidiyoruz ya. Denk gelirsem göstereceğim yolda, eczane falan filan. Denk gelirsem göstereceğim. Ama şu anda henüz bir şey çıkmadı karşıma. Neyse, 1895'te Japonlar Tayvanlara Batı tıbbına. Gerçi Japonlar da doğulu ama onlar daha önceden Batılılarla ilişkiye girdikleri için bu işi kotarıyorlar, öğreniyorlar ve Tayvan'ı tanıtıyorlar. Ama gerçek anlamda bir sağlık sigortası oluşmuyor. Gerçek, birazdan size anlatacağım. Bu az önce dedim ya, National Health Insurance olayı 1995'te başlıyor. Ondan önce Tayvan'da farklı farklı sigortalar var. Biraz karmaşık. İşte özel sigorta var, şirketin sigortası var, cart var, cult var. Ama 1995'te bu adamlar diyorlar ki ya biz ne yapalım edelim, insanlara daha güzel bir sağlık hizmeti sunalım. Bir de gene böyle biraz geri gideceğim. 1987 senesinden sonra biraz bu işler düzelmeye başlıyor. Çünkü 1987'de Tayvan'da martial law, sıkı yönetim kaldırılıyor. Ondan önce 1949'da hani Çin'den gelen milliyetçiler vardı ya, buraya gelen Çin Cumhuriyeti hükümeti. Onlar Tayvan'a gelince hemen burada sıkı yönetim ilan ediyorlar, daha kolay kontrol etsinler diye. E tabi bu da her şeyi etkiliyor. 1987'ye kadar sıkı yönetim, insanlar rahat hareket edemiyorlar. E bir de ilk geldikleri zaman Tayvan ekonomisi daha böyle kötü, ayaklanmaya çalışıyor. Zor, yani zor zamanlardan geçiyorlar. Özellikle 60'lı yılların sonunda, 60'lı yıllar mesela 70-80'li yıllarda Tayvan tarım ekonomisinden üretim ekonomisine geçince, bu teknolojiye yatırımlar falan yapınca Tayvan o dönemlerde zenginleşiyor. Bir de o dönem Çin'in böyle çok dökük olduğu, fazla hareket edemediği, daha böyle kültürel, kültür devriminin etkilerinin toplum üzerinde baskısının hissedildiği, hani o tamam kültür devrimi bitmiş ama onun hala kalıntıları, onun hala enkazı duruyor. Mantalite olarak duruyor ve Çin bu kadar büyük atılım yapamıyor. Ve Tayvan kendini tarım ekonomisinden üretim ekonomisine geçirince, bu elektronik anlamda, o dönemlerde paralar başlıyorlar kazanmaya. Hatta şey diyorlar Tayvan'daki insanlar, 1980'li yıllarda Tayvan'da böyle taksiciler falan işe çıktıkları zaman eve geliyorlarmış akşam, oh bir sürü böyle para kazanmışlar. İşte iyiymiş 80'li yıllar. Onu başka bir videoda ben anlatacağım size. Tayvan Miracle diye geçer, Tayvan Çiğci. Biraz ben de araştırayım, böyle önüm bilgiler toparlayayım. Size anlattığım zaman konu daha böyle otursun. Neyse, 1995'te bunlar sağlık hizmetlerini halka yayıyorlar. Şu anda Tayvan'da herkesin cebinde, herkes demeyeyim de %99 olarak geçiyor, %99 insanların cebinde bu sağlık sigortası var. Kusura bakmayın, çevrede biraz sesli. Şehrin, hani bizim mahallenin böyle merkezine geldim. Şimdi hastaneye doğru kenardan gidiyorum. 1995'te kuruluyor ya bu sistem. Herkese bu kart yayılıyor. Fakiri zengini, şu anda Tayvan'da yaşayan Tayvanların cebinde bu karttan var. Olmak da zorunda zaten. Hani devlet diyor ki alacaksın. Ama tabii bunun bir ödemesi var.
Sonuçta devlet %100 sana tamam kartın var her şeyi bundan sonra benden diyemiyor. O kadar bir gücü olmaz. Zaten dünyada öyle bir ülke de yok. Maddi durumunuza göre her ay buna para ödüyorsunuz. Tahminimce eşime ben geçen sordum da hani çok herkes kaç para ödüyor tam bilmiyorum ama eşime sordum da ortalama bir rakam söyleyeceğim. Normal bir çalışan için 1500 NT falanmış yani 50 Amerikan doları ama çalıştığınız zaman firmanız yani çalıştığınız şirket bunun %60'ını falan ödüyor. Diğer ya bu sesler evet daha önce söylemiştim ya Tayvan'da arabalar büyük arabalar sağa sola döndükleri zaman şu ses çıkıyor. Diye işte o bitti. Burada da yine kapı açılınca böyle sesler geliyor. Ses Allah ses her yer ses bayağı sesli bir video oldu ama yakamda mikrofonum var. O yüzden bugün rahatız. Bakın işte böyle dit'ten sonra şeyim kaçtı. Tam o büyüğüm hani o enerjim gitmedi de kafam dağıldı biraz. Neyse 1500 NT ödeniyor. Yani 50 Amerikan doları. Çalışıyorsanız bunun çoğunu şirket ödüyor. Ve yabancıysanız Tayvan'a geldiğiniz zaman da ben o zaman geldiğim dönemde şöyle bir kural vardı. Yabancılar 4 aydan sonra kaldıkları 4 aydan sonra sağlık sigortasına sahip olmak zorundalar. Ve o sağlık sigortası sayesinde Tayvan'daki özel hastane veya devlet hastanesi bütün hastanelere gidip kendinize baktırabilirsiniz. Yani muayene olabilirsiniz. Dişçiler de dahil. Çin tıbbı da dahil. Hani bir hastane kabul ediyor, diğeri ben kabul etmem diye bir şey yok. İşin de ilginç yanı daha fazla mesela ben dişçiye gittiğim zaman bunu gördüm. Abi dişçiye gidiyorsun. Geçenlerde gittim. Dişim ağrıyor. Dolgu falan yapması lazım. Çok rahatsın. Tak gidiyorum dişçiye. 150 NT verdim. Yani yanlış hatırlamıyorsam 150 NT'ydi. Hadi olsun 200 NT. 150 NT 5 Amerikan doları. 200 NT de işte 6,5 Amerikan doları falan yapıyor. 150 NT'yi veriyorsun. Bunlar kartı sokuyorlar şeye, sisteme. Hemen okey diyorlar. Ve sana hizmete başlıyorlar. Daha önce hafif sizi tanıtmıştım. Bu sarı derenin üzerinden geçiyoruz. Bu derenin ismi Sarı Dere. Arkada da hastane var. Birazdan hastaneye girip orada da çekim yapacağım ama hastaneye girdiğiniz zaman elde bu kadar büyük kamerayla anlatamam. Bu kadar rahat anlatamam. Sessiz olmak zorundayım. Bir de maske takacağım. Kamerayı vücuduma bağlayacağım. Vücuduma bağlayınca siz benim açımdan içerisini göreceksiniz ve ben size olayı anlatacağım. Yani içerisini tanıtacağım size. Evet dostlar şu anda karşıdan karşıya geçeceğim yoldan. Şöyle hızlıca geçeyim. Hastanenin içerisine giriyorum. Kamera açısını wide yaptım. Geniş açı. Şöyle maskemi de taktım. Şu anda hastanenin kapısından giriyoruz. Dış kapısı bu tabii. Hani arabaların girdiği yer. Görüyorsunuz. Sol taraf şey. Sol tarafta otopark var. Yavaş yavaş hastane içine doğru giriyorum. Hastane burası. İsmi de Zhenxin Yiyuan diyorlar. Zhenxin Hospital. Çok ünlü bir hastane. Bu da benim sağlık kartım. Üzerinde de iki tane görüyorsunuz etiket var. Bu etiketler daha önce olduğum aşıları gösteriyor. İki tane AZ olmuştum. Bir tane de farklı bir aşı oldum. Tayvan aşısı oldum. Burada hastanenin girişindeyiz. Eğer maskeniz yoksa buradan maske alabilirsiniz. Tanesini 10 NT'ye satıyorlar. Oo, buraya kafe açılmış. Eskiden yoktu. Oo, burası güzel olmuş. Bakın eskiden burası kafe değildi. İçeri girdik şu anda. Ne kadar temiz değil mi hastane? Öyle bir aşırı yoğunluk da yok. Bu taraf acil servis. Yani biz bu tarafa gireceğiz. Burada sol tarafta gördüğünüz yer kan alıyorlar burada. Kan testleri için. Şu kısım. Mesela yaşlı insanlar buraya gelip burada tansiyonlarını ölçtürebiliyorlar. Şöyle de. Hastanede öğrenciler falan da var. Ama burası tıp fakültesi değil diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın buradan üst katlara da çıkılıyor. İlaç alacağınız zaman bu tarafa giriyorsunuz. İlaç yazarlarsa ilacınızı da buradan alıyorsunuz. O da paraya dahil zaten. Ekstra ücret ödemiyorsunuz. Şurası. Her şey elektronik. Buraya giriyorsunuz ödeme yapmadan önce. Kartınızı içeri sokuyorsunuz. Size bir sıra veriyor. Sıra numarası. Daha sonra parayı ödüyorsunuz. Ama buradan aynı zamanda doktor için randevu da alabilirsiniz. Çünkü sadece internet üzerinden randevu alınmıyor. Buraya girip de randevu alınıyor bazı kişiler için.
Direkt kendiniz geldiğiniz zaman sayı az. 10-15 kişiye sıra veriyorlar. Şimdi bakalım bizimki nerede? Ben kemikle ilgili kısma giriyorum. Ortopedi olması lazım. Şu anda ne tarafta bizimki bakalım. 125'ti galiba. Burası sinir hastalıkları. Ben mesela şimdi tam check-up olduğum zaman buraya geliyorum. Buranın da 8-9. Katlarında galiba, yanlış hatırlamıyorsam yani üst katlarda bir yerde tam sağlık hizmeti veren, check-up hizmeti veren bir birim var. O da komple check-up'ı Amerikan doları olarak 800 Amerikan dolarına falan yapıyorlar. Ya benimki nerede? Aşağıda mıydı acaba ya? Arıyorum şu anda. Bakın buradan da görebiliyorsunuz sayıları. Kaç kişi var? 1225, şu anda 92'de. Ah, az kalmış. Giriyoruz. Bu ayısı. Gulkı zaybe o şey ama. Gulkı. Meyon gulkı zaten yiyordu anam. İpi bayır şu. Şeşeni, şeşeni. Uf, tam kafa kafaya geldik. Yani bakın dışarıdaki ekrandan gördüm. Oradaki sayı 92'ydi. Şimdi burada benim de sayım 94. 125 burası. Bakın buraya geliyorsunuz. Kartınızı buraya sokuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben geldim. Sokalım. 报道成功，请取回健保卡。 Gördünüz mü? 94 numara. Kayıt yapılmıştı dedi. Şurada bekleyelim şimdi. 健保卡要放进去。啊，放进去吗？ Bu ayısı. 哦，卡子都 buraya bırakıyormuşuz, unutmuşum. 这样子吗？哎，对，放进去啊。好，等等会叫他帮我。谢谢，我不知道，他们就没有来。谢谢你。 Vay be, kartı unutmuşum. Evet, kartı da içeri bırakıyormuşuz. Oradaki bir beyefendi sağ olsun yardımcı oldu. Size genel olarak göstereceğim şimdi. Hastane burası. Arkadaşlar şu anda içerideyim. Sıramı bekliyorum. Gözlükle buhar yaptım. Hastane içerisi böyle. Oldukça temiz, fark ettiniz. Farklı farklı birimler var. Alt kat var, üst kat var. Tabii bu hastane tek bloktan oluşmuyor. İki bloktan oluşuyor. Çok büyük bir hastane. En büyük ameliyatlar, en özel ameliyatlar yapılıyor. Allah kimseyi düşünmesin. Öyle hastalananlar varsa da onlara da acil şifalar diliyorum. Oluyor, hastalanıyoruz veya bir tarafımızda sorun çıkıyor. Buraya geliyorum yakın olduğu için. Zaten bizim bu TMO bölgesinin özelliklerinden bir tanesi de hastanelerin birkaç tane güzel ünlü hastanenin burada olması. O yüzden çok sayıda insan bu civarlarda oturmak istiyor. Şimdi birazdan gireceğim. Bakalım doktor ne diyecek. Bir de ilginç bir şey söyleyeceğim size. Doktora hediye getirdim. Biz meyve suları satıyoruz ya. İki tane meyve suyu koydum çantaya. Şeftali, elma meyve suyu. Ona hediye edeceğim. Daha önce ben buraya gelmiştim. Boynumda bir sorun vardı. Çok iyi davranmıştı bana. Getirdim iki tane hediye. Bir tanesini ona vereceğim. Bir tane içeride hemşire var. Ondan sonra hediye edeceğim. Hem biraz da Türkiye'ye tanıtmış olacağız. Hem de yarım elma gönül alma. Şu anda 93. Ben 95. Az kaldı, başlıyoruz. 5 minutes later. İçeri girdim. Doktor baktı, dedi ki sen dedi kendini sakatlamışsın. Hani böyle fazla yaptın herhalde hareketi. Hemen dedi git bir röntgen çektir. Şimdi beni röntgene yolladı. Bakalım röntgene doğru gidiyorum. Az önce şu kıyafeti bana vermiş. Sünnet çocuğu gibi oldum. Şuraya dedi maşallah tam olacak. Evet, bunu giydim. Dışarı çıkacağım şimdi. Dedim ki sağ kol röntgen çekilecek. Tamam dediler. Kıyafet giy. Bekle dediler. Birazdan röntgen çekilecek. Ondan sonra yine az önceki doktor abimizin yanına gideceğim. Sizi tabii görmediniz. O kadar çekemiyorum, kusura bakmayın. Soracağız bakalım neymiş sıkıntı. Ama büyük ihtimalle dediğim gibi spor yapmaktan, herhalde biraz fazla zorlamaktan olan bir durum. A few minutes later. Röntgeni çektirdim. Hemen 2 dakikada halloldu. Şimdi doktora gidiyorum. Bakalım ne diyecek. Doktordan çıktım. Sakatlandığımı söyledi ve bir hafta dinlenmem gerektiğini söyledi. Şimdi elimde kağıdım var. İlaç alacağım. Parayı ödeyeceğim. Ondan sonra buradan çıkacağım. Çok basit. O kısımda da size yavaş yavaş göstereceğim. Burada sistemin nasıl işlediğini göreceksiniz. 4008 numaralı sıra. Hemen makineden aldım. Sırada şu anda gördüğüm kadarıyla ödeyeceğim para 420 NT gösteriyor. 420 NT ne yapıyor? 15 Amerikan doları diyelim. Bakın geldim. Röntgen çekildi. İlacım yazıldı. Doktor baktı. Tedavimi nasıl yapacağımı söyledi. Her şey 20-25 dakika içerisinde halloldu. 420 NT, 15 doları birazdan ödeyeceğim. İlacı alacağım. Sonra dışarı çıkacağım. Ve bu videoyu kapatacağız. Evet dostlar, hastaneden çıktık, ilacımızı aldık. Karşıya geçelim. Yavaştan yavaştan
videomuzu sonlandırmaya başlayalım ama bir kritiğini yapalım bu olayların. Öncelikle şunu çıkaralım da. Oh, tamamdır, rahatladım. Güzel bir muayene oldum. Doktor bey de çok sağ olsun, çok tatlıydı. Hep şey diyor bana, Uşong diyor. Şimdi benim soy ismim burada, Tayvan'da. U ya, Ufong'dan geliyor işte. Ufong, U. Ya yine bu dıt dıt dıt, hep dıt dıt dıt. Neyse, araç çıktı da dıt dıt bitti. Bana şey dedi, Uşong, Uşong. Uşong'da Shongdi vardır Çince'de. Birini görsün, my Shongdi dersin, my brother anlamında, kardeşim anlamında. O da bana şey diyor mesela, Uşong, Uşong nasılsın? Hep çok böyle canlı, heyecanlı bir arkadaştı. Benim tarzım, seviyorum ben böyle heyecanlı insanları ama o da çok sevecen. Hemen tak 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 röntgene gönderdi, bak dedi, gördün mü dedi, ben sana söylemiştim dedi. Röntgen öncesi demişti, sakatlanmışsın sen demişti. Röntgene tabii bakmak istedi, tam böyle kesin olmasını sağlamak için tedavinin. Neyse, ondan sonra sen dedi bir hafta güzelce dinlen. O dedi fizik terapiye falan filan da dedi, boşuna dedi gitme. O bayağı da para ha. Yarım saate ne kadar veriyordum ben oraya? 80 Amerikan doları veriyorum. Dedi hiç gitme, sen dedi dinlen ama dedi göğüs hareketleri falan, yana açma falan yapma dedi. Yapacaksan dedi koş. İşte koşu bandı üzerinde koş, bilmem ne yap, koş. Ayaklarını çalıştır ama dedi göğüslere falan işte girme, kollara falan girme. İçerisi gördünüz temiz, çok düzenli, herhangi bir kavga, gürültü yok, bağırma yok. Zaten Tayvan'da öyle doktora hiç ben duymadım. Doktora dalan birisi, kafa atan birisi, kapıları, camları, pencereleri indiren tiplemeler, öyle şeyler yok Tayvan'da. Olmaz zaten çünkü eğitim seviyesi yüksek olan toplumlarda bu tarz olaylar olmaz. Ancak dangalak olman lazım. Hani çok eğitimin olacak ve dangalak olacaksın, o hareketi yaparsın. Ama eğitim seviyesi düşük olan toplumlarda dangalak sayısı fazla olduğu için böyle doktora saldırmalar, hemşireye dalmalar, ne bileyim bayan hemşireye vurmalar gibi şeyler oluyor. Hem dangalaklık hem eğitimsizlik, cehalet, aklınıza gelecek her türlü böyle vücuttaki virüs toplanmış, o adamı o hale getirmiş. Kusura bakmasın, ben bunu açık açık söylüyorum, o tarz dinleyenler de olabilir, kimse alınmasın ama gerçekleri de söylemek zorundayım. Böyle bir şey tarafında yok, olmaz. Başka ülkelerde de bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu. Yabancı ülkelerde yaşayan arkadaşlar bana yorum olarak atabilirler. En azından ben de dünyada neler oluyor, başka ülkelerde insanlar nasıl muayene oluyor, onları da öğrenmek isterim yurt dışındaki arkadaşlar sayesinde. Videonun başında söylemiştim, Türkiye'deki arkadaşlar da yazsınlar. Nasıl şu anda durum? Hastanelerimiz nasıl? Sorun yaşanıyor mu? Ne tür sorunlar var? Veya varsa artılarımız nelerdir? Güzel şeylerimiz de vardır mutlaka. Ki eminim çok sayıda hastane yapıldı. Güzel aletler, mekanik, ne bileyim teknolojik şeyler geldi. Bunları da yazın, ben de bileyim. En azından güzel paylaşımlar olsun. Yani artı eksiği masaya koyalım. Bu kanalın da amacı zaten bu. Bilgiyle yürüyecek bir kanal. Ben teşekkür ederim vallahi izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun, eksik olmayın. Aklımda unuttuğum bir şey varsa zaten dediğim description, bu içerikler kısmında yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz ama kanalıma lütfen abone olun. Çünkü bazen geliyorlar, izliyorlar ama abone olmuyor arkadaşlar. Bilmiyor mesela, geçiyor gidiyor. Lütfen abone olun. Like'lar çok fazla geliyor, o çok önemli. Çünkü like'lar çoğaldıkça bu izlenme olanı YouTube tarafından daha öne çıkarılıyor. YouTube diyor ki bakın diyor, bu diyor izlenen bir video, bunu öne atıyor. Böyle de bir algoritması var. Onun dışında yorumlarda görüşeceğiz. Teşekkürler her şey için. Tayvan'ı da çok seviyoruz. Ha bu arada hiç size kartımı da pek göstermedim. Bu da benim kartım. Güzel bir paylaşım olduğunu inanıyorum. Sağlıcakla kalın. Kolum şu anda kopacak. Dedi ki kolunu dedi çok fazla yorma. Şu anda yoruyorum. Sağlıcakla kalın dostlar. Allah kimseye çözümsüz dert vermesin. Sağlığımız iyi olsun. Gerisini zaten bir şekilde hallediyoruz. Sağlıcakla yapıldınız.